Burada bekleyin. Kalkasında babana sarılasın. Başardık mı? Başardık. Alpagon kağandıktan çekildi. Kurtuldu ilan etti. Zafer bizim. Şimdi ne yapacağız peki? Tahta çıkman için kurultayı mı bekleyeceğiz? Sen babanı tanımaz mısın? Kurultaya kadar sabredemez. O ne demek? Baba, sen bir şey yapacaksın. Ne yapacaksın? Babana saldıran sahte pençe, yarasını kurultaya gösteren, sence de... Kriz çekti. Geri dönüp tam canında, onun da canını alasın var. Önce babamın canını bir kurtaralım da. Daha ne kadar var şu dağdaki yere varmamıza? Gün batmadan yetişiriz ama baban dayanır gibi değil. Dayanacak. Dayanmak zorunda. Biz de babamı bir halt edeceğiz. Yoksa bir daha hiçbirimiz... Hiçbirimiz? Göksaray'ı göremeyiz. Akkız. Hanım. Danışadı. Hanımız nerededir? Hanımız dağa gitti olayacağım. Ne demek o? Kurultay toplanacak. Balamir'le savaşmak varken dağa mı gitti? Bana nasıl söylemez? O dağla kız mı götürdü? Künata yarasını iyi edecek ya. O yara iyi olmadan Balamir yavguyla savaşamaz hanım. Ben Tutkun'u zehirledim. Ne?
Tutkun! 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 Tutkun bana bak! Tutkun! Tutkun! Aç gözünü! Tutkun! Tutkun ne olur! Bana bak! Tutkun! Ne yaptın sen? Sen ne yaptın tam kurultay öncesi? Bunu çolpana nasıl anlatırız? Sen ne yaptın? Ne içirdin? Ne zehri? Ne zehri bilmiyorum. Kaşağı sürdüm. Tutkun. Tutkun ölmek yok. Ölmeyi yasaklarım sana. Tutkun! Adam otuyla ağız zırnığı karıştırmışlar. Kurtuluşu yok. Ama bende panzehiri var. Getir. Getir hemen. Anlaşırsak niye getirmeyeyim? Kadın, seni öldürürüm. Seni öldürürüm! Seni öldürürüm! Timur! Peki. Timur! Öldürürsün. Ama Dağlı da ölür. Dağlı ölürse Törek Ünsel'i de öldürür. Onu kurban verseniz bile Çolpan Hatun sizden desteğini çeker. Balamir Yabgu, tam kurultayı toplamışken Çolpan Hatun'un desteğini kaybetmek istemezsiniz. Değil mi olayacağım? Sen bizi tehdit mi edersin? Bu ne cüret? Tehdit etmem. Pazarlık yaparım. Siz Türkler pazarlığı çok seversiniz. Ata da binelim derdim. Ama zaman yok. Kız ölmek üzere. Söyle. Ne istersin? Kaya Tegin. Bu kadınla evlenecek. Ama kurultayda aday olmayacak. Balamir Yabgu'nun karşısında Gök Saray'ın Kaan adayı Timur olacak. Sen delirmişsin kadın. Çolpan oy vermezse ikiniz de Kaan olamazsınız Kaya. Doğru. Dağlı ölüyor mu? Kalıyor mu? Yeter. Yeter! Yeter! Tamam. Ne istiyorsan yapacağım. Tamam. Yeter ki şu panzehiri getir. Tamam. Her şeyi yapacağım. Her şeyi yapacağım. Aç şu kapıyı. Şu kapıyı aç! Ziyaret gidecek mi? Geç kalmalıyız sak. Çolpan Hanım. Tutkunu zehirlemişler. Kim? Kim?
Kim? Kim? O kızı benim yatağıma yatıramazsın. Çinli! Hem taht hem yatak olmaz. Ver şu fazlayı. Getir şunu! Getir! Tutkun. Ver şunu. Ver! Tengirinize alkış edin. Geç kalmadıysak uyanır. Geç kaldıysak... Timur Tekin'im, bu kadar sevdalandığını bilseydim yapmazdım. Bağışla. Ha bu arada... Yanlış kişiyi zehirlemişsin. Senin erin Tutkun'u değil, Akkız'ı istermiş. Yeter! Babanız yok. Tahtı kaybederiz. Siz hala daha kızları dersiniz, yeter! Daha kızlarından bıktıysan bir daha hanına ne dersin? Sarayında bana ok mu çekersin? Eğer o kız ölürse buradan kimseyi sağ çıkarmam. Haklısın. Eğer Tutkun ölürse canım senindir. Andım olsun. Niye senin canın? Senle Tutkun'un ne ilgisi? Hiçbir ilgisi yoktur elbette. Alpagohan tahttan çekildi. Kaya Kaan adayıdır. Günseli Kaya'yı kıskanıp Tutkun'u zehirlemiş. Temur da Kaan adayı kandaşını korumak için canını ortaya koyar. Gök Tengri'ye alkış edin de Tutkun sağ kalsın. Yoksa gök soyunda Kaan olacak erkek bırakmam. Tilbe, Tutkun'u getir. Kaya, Tilbe'ye ağır gelir. Tutkun'u kucakla sen götür. Bas! Ya! Ha!
Hadi. Kürata. Ağlayan. Ağlayan geri çiçekler burada. Gelin. Ağacından sık. Çiğ yukarıdan. Çiğin özün iyice. Güzel. Devam et. Ağacından bastır. Güzel. Olur mu? Kesime gelir mi bu çiçekler? Sabah anlarız. Eğer bu geceyi atlatırsa. Gökmenler! Balamir Yapgum. Böyle gece yarısı aplarınızla saraya giremezsiniz. Yapgum'la savaşmak suçtur. Açın kapıyı.
Ha! Ha! Hey! Ha! Gece baskını mı yaparsın Balanir Yabgu? Sarayı işgal mi edersin? Sakın! Kan dökülür. Giremezsin. Çekil! Durun! Gelsinler. Ulu Ece! Öldü mü? Ölmedi. Başaramadınız. Açtı gözünü. Öldürmek istesek başarırdık. Biz tutkunu yaşattık. Neden anlamazsın? Senin yaşattığın oğulların. Sağ çıkmasa ikisinin de canını alırdım. Ama tutkun yaşadı diye dizimi kırıp oturacağımı sanıyorsan... Sanmıyorum. Tutkun sağ. Bu gece önemli olan bu. Yarın seninle oturup konuşacağız. Biz üzerimize düşen neyse onu yapacağız. Sen de Balamir'e karşı bize destek vermeye devam edeceksin. Ulayacağım. Saltuk. Balamir Yabgu sarayı bastı. Tahtı ele geçirecek. Ne? Mira. Bize göre gök tahtı boş bırakılamaz. Gök tahtı boş değildir. Alpagohan buyurdu. Kaan naibi benim. Töremiz böyle söyler. Alpagohan.
tahttan çekilmiştir. Yerini yurdunu terk etmiştir. Kurultay, yeni Kaan'ı seçene kadar Kaan naibi olarak beni ister. Bu böyle bilinsin. Türk kurultayının beyleri, kartaldır, sırttan değil. Güneşle süzülür, geceye tünemez. Yüksekten uçar, alçaklarla bekleşmez. Amcam olacak. Bu sırttan kadar alçak mısınız? Gece yarısı mı darbe yaparsınız? He? Gece yarısı mı darbe yaparsınız? Akkız. Kınay Alp. Bu Çolpanan'dan geldi Şahin'le. Akkız, Balemir gece yarısı sarayı basıp tahtı ele geçirdi. Kendini Kaan naibi ilan etti. Boybeklerini de arkasına almış. Alpagu'ya haber edesin. Kınata, çiçekler işe yaradı mı? Hayatın kurtuldu. Kendini nasıl hissedersin? İyi, iyi, iyi. Acım yok. Nasıl, kolun kurtulur mu? Yaranın çürümesi durdu. Ama kolun iyileşir mi yoksa çolak mı kalır? İşte onu bir tek Gök Tengri bilir. Oğul, ben de senin gibi çolak mı oldum? Kolsuz ve tatsız bir an. Aklın olsa hak ettin der miydin? Sağsınız ya. Sağ olsam ne? Kolsuz han mı olur?
olunca görecekler. Babam çok halsiz. Sen peşinden git. Ben de babam ile ilgili ne yapabiliriz onu düşüneyim. Beni buraya bilerek mi getirdiniz? Bilirsiniz. Geldiniz mi daha önce? Beni buraya bilerek mi getirdiniz diye sordum. Biz değil. Ama belki de Gök Tengri yaranıza şifa olacak çiçekleri bilerek burada bitirmiştir. Neresi burası? Ne var orada? Orada. Tılsım Bike'mizin kurganı var. Şuradaki. Çok yalnız. Yalnız değil. Bir yanında Toygar Han var. Bir yanında Evren Alp. Babam. Sence... Anamla baban, bizim birbirimizi bulduğumuzu bilirler mi? Sen ne dersin Batu Kategin'im? Çekiştirmeye bile başlamışlardır. Tılsım. Artık ihanet edebileceğim bir tahtım yok. Artık bağrına bıçak saplayabileceğim bir kolum yok. Oğlunun boynuna yay kirişi geçirebileceğim bir kudretim yok. Kutlu değilmişim gayrı. Mutlu musun, oldu mu isteğin?
Gök Tengri yerde ettiğini ödetmeden almazmış göğe. Belki de Gök Tengri bu yüzden senin okulun ölmesine izin vermedi. Ödesin diye. Sence yazgımızı biz mi yazarız, Tengri mi? Belki de Tengri bize yazdırır. Ama Alpago Han'ın yazgısını, geçmişini yazmasına izin veremeyiz. Çünkü onun yazgısı, yurdun da yazgısı. Kolunu da, tahtını da geri almalı. Balamir'i kurultayı beklemeyip kurulduğu o tahttan indirmemiz gerek. Ama imkansız gibi. Atalarımız imkansız dememiş. Bozkurt'un gösterdiği yolda Ergenekon'a varıp demiri eritip dağ delmişler. Biz bir Balamir'i mi tahttan indirip diriliği getiremeyeceğiz? Sen bir şey düşünmüşsün bile. Aklında ne var Batuk Atagin'in? Amcam iki Tekin'i de öldürmeye kalktı. Babama tuzak kurdu. Eğer yargılanırsa suçlu bulunur. Kaan seçilemez. Kanıt yok. Alt oyunda öldürdüğümüz kimseyi tanımayız. Kimse pençenin kırçacak olduğunu bile fark etmedi. Kimsenin aklına gelmedi. Balamir'in sahte pençe ordusu kurup Kutlu Kan'a akıtmaya kalktığını nasıl ispatlayacağız? Peki ya, kurultay üyelerinin önünde yeniden suç işlemesini sağlarsak? Nasıl? Sarayla ve Çolpan Han'la işbirliği yapıp amcama bir tuzak kuracağız. Zor bir tuzak ama işleyebilir. Bu yüzden şimdi benim dediklerimi iyice dinleyip babama anlatman gerek. Buyruğunuz başım üstüne Tekin'im. Dinliyorum. Yazgı bir yere varmadan çok dönüp dolaşıyor değil mi? Tılsım. Feleğin bütün tuzaklarını bozdum. Ama sonunda beni buldu. Sen de tılsım biken gibi mutlu musun? Kolumu da hanlığımı da yitirdim. Yitirmeyeceksiniz. Senin en sevdiğim yanın ne bilir misin? Dilinin kemiğinin olmaması. Kimse hanlara gerçeği söyleyemez. Akılsız bir yüreğim var. Şimdi akıllanıp kemiklenme. Buyruğunuz bu mudur? Budur. İyi. Hanlığınızı da, kolunuzu da yitirmeyi hak ettiniz. Ama halk hak etmedi. O yüzden yitirmeyeceksiniz. Nasıl? Çolpan Han gönderdi. Balamir Yabgu kendini Kaan naibi ilan edip tahta oturmuş. Ben şaşırmadım hanım. Av toyunda size tuzak kuran da oydu. Ne tuzağı? Sen Teginleri pençe denen çapulcunun ordusundan kurtardın. Balamir de beni kurtardı. Pençeyle savaşıp onu yendi. Hanım. O bir oyundu bence. Pençe denen çapulcu kır çiçekti. Orduyu da Balamir Yabgu kurdu. Yok. Balamir bu kadar ileri gidemez. Gök Tengri'ye alkışlar olsun ki yöneticilerimiz bazen çok ileri giderler. Yoksa hiç düşmezlerdi. Hep onlara mahkum kalırdık. De bakalım akılsız yürek.
Balamir'in pençeyi kullanarak beni tuzağa düşürdüğüne dair bir kanıt var mı elinde? Yok. Ama zor da olsa kanıtlamanın bir yolu var. Tamganız ve buyruğunuz gerek. Ne gerekirse. Balamir'i gök tahtına gömmeden durma. Bak kız. Hayır. Bunu al. Çalayı. Bana daha et getir. Öyle duracak mıyız? Doğramayacak mıyız hepsini? Saltuk, ordu ne durumda? Toplanırız. Buyurduğunuz üzere Kuzubik'i gönderdim. Ne yapar? Anasının emziğindeki bala gibi sabaha kadar taht odasından ayrılmadı. Orada yedi, orada içti, orada uyudu. Hazine odasını zapt ettiler mi? Evet olacağım. Çolpan ve Tutkun'u yemek odasına getir. Benim odamdan da iki sandık mücevher ve en güzel kumaşları seçip getirin. Benim yerime sofra mı kurdurdun? Senden daha çok işe yarar. Bizi niye buraya topladın Balamir Yavgu? Ben Kaan seçilince kimi tutarım, kimi sürerim bilmek isterim. Hem de başı diz çökesiniz. Türk boyu, Oğuz soyu baş eğip diz çökmez. Diz vurup bağır basar. O da Kutulu Kağan. Kurultayı kazan, Tengri'nin sana kut verdiğini görelim. Ancak o zaman. Kurultayı kazanır kazanmaz bunları sürelim. (Gülüyor)
Hem suçlusun, hem ağlarsın. Sil şu gözyaşını. Basit oba kadınları gibi erini kıskanıp tutkunu zehirledin. Senin yüzünden Meij'in başımıza bela oldu. Erin, senin yüzünden Kaan'lık şansını kaybedecek. Ona tamam. Tamam. Ben vazgeçmedim. Kaan'lık için hala şansım var. Çolpan'a şimdilik Meij'in şartlarını söylemeye gerek yok. Hem Günsel'i suçunu anladı. Ben suçumu anladım ama sizin hiç mi suçunuz yok Kaya Tegin'im? Gözümün içine baka baka çocuğum olmaz. Kaya'ya dağlı kızı tutkunu alırım dedin ulu hanım. Meij'in de olmaz. Ama benim sizi korkutacak bir imparator babam yok değil mi? Hoş. Meğer ben baştan kaybetmişim. Ben tutkunu kıskanırken Kayan beni çoktan gözden çıkarmış. Yüreğinden atmış da yerime hakkı salmış. Günsel'i sana kaç kere anlatacağım? Bunun yürekle bir ilgisi yok. O kız bana lazım. Sana o vahşi kız lazım değil. Sana taht için tutkun lazım. Tutkun'la evlenip Çolpan Hatun'un desteğini alacaksın. Sonra da Meij'ine verdiğimiz sözü tutmayıp tahta aday olacaksın. Bağışlayın. Benim sizin taht oyunlarına aklım hiç ermedi. Cezam neyse razıyım. İyi sabahlar olsun Bula Ece. Neyin var Günsel Hatun? Sanki bir suç işlemiş de cezanı çekecek gibisin. Suçu seninle işledik ya Kırçiçek Bike. Tutkunu öldürmem için zehri bana o verdi. Neyin karşılığında? Rehin tutulduğum saraydan çıkma karşılığında. Suçluysam da buyurun Kaan naibine. Beni yargılasın. Kendisini ararsanız babam tahtımda. Otlaklarındaymış gibi sarayda dolanıp duracaklar mı Danışa'da? Bir şey yapmayacak mıyız? Alpaguhan ili terk etti. Bu durumda Balamir Yabgul'un Kaan naipliği iddiası töreye uygundur. Onun ikisi Kaan naipliği değil. İşgal. Yanına da 5 tane boy begini almış. Taht odasından çıkmaz. Uslu durum. Kurultay öncesi İsyanı göze alamayız. Saltuk Bey'im. Buyurduğunuz üzere orduya ağaç yeri toplamaya gitmiştim. Yeri mi toplarsınız? Ben size usul durum demedim mi? Hazırlıklı olalım dedik Danışat'a. Ne Kuzubek? Bu dağdan geldi Şahin'le. Alpaguhan'ın damgası var. Çok gizli demiyle gönderilmiş size. Ben
Ben Akkız. Alpago Han'ın buyruğuyla yazarım. Sarayda durum ne bilemediğimizden Şahin'i ordugaha göndeririz. Alpago Han'ın buyruğuyla Balamir'i durduracak bir yol bulduk. Hem göğün hem dağın işbirliğini bekleriz. Yolumuz şudur ki... Kayetekin nerede? Ulayacağım, Çolpan Hatun geldiler. Çolpan Hatun, buyur. Tutkun, geç kızım, sen de şöyle otur. Yok, ben burada beklerim. Otur, otur. Sen de gelinimiz sayılırsın gayrı. Günsel'i senden ve hanından af dilemek ister. Bunları kabul edin. Şu ipeklerden de dilediğini seç, sana diktirelim tutkun. Günsel'i hatun af mı dilemek ister, oy mu dilenmek ister? Af elbette. Günsel'i? Ben güç savaşını hiç sevemedim. Ellerim kirlensin istemedim. Ama ellerimden korkarken yüreğim kirlenmiş, bağışlayın. Türemiz kana kan, cana can der. Ben de zehire zehir demek isterdim ama... Sen zaten her gün zehirlenirsin. Şerbetlisindir. Bize borcun olsun. Seni bağışlarız. Alpago Han'ın benimle bu geçici barışı oyum için yaptığını da bilirim. Senin bu kıza oyum için af dilettiğini de. Senin oyun yetmez. Koç Garbek'le aranın iyi olduğunu biliriz. Onu Balabir'den uzaklaştırıp bize yaklaştırmanı dileriz. Koç Garbek bize dönerse Uzlu Bek'te döner. Önce dağı size döndürün. Kaya ile Tutkun evlensin. Dediklerinizi yapayım. Bulacağım. Alpago Han'dan bir tik var.
Balamir Yabgu'yu tahttan indirmek için tuzak kurmuşlar. Sizlerin yardımı gerek. Çalayır! İbek! Bunlar ne? Bunlar ne dedim? Ulu Ece bahçede kansız adak yapar Yapkın. Niye? Benden kurtulmak için mi? Ulu Ece'mi siz daha iyi bilirsiniz Yapkın. Bakalım ne duyacaksın. Av toyunda sizin aplarınız sayesinde sağ çıkmışken bir de oy istemeye yüzüm yok. Kurultayda bana oy verseniz de vermeseniz de sağ olun var olun. Canımızı daha borçluyuz. Alpago anlatan barış yapmışken tekinlerinin öldürülmesine razı olur muyum? Olmam. Nasıl haber aldınız? Pençenin teginlere saldıracağını? Av toyunda pusu olacak diye isimsiz bir ihbar aldık o kadar. Yemi yuttu. Hala inanamam. Babam tahta çıktı. Sen yanımdasın. Yara gerçekten o eksikle evleneceğim sandım. Bütün umudumu yitirmiştim. Ben de öyle sandım. Ama beni tek ayakta tutan şey... Saçının kokusu oldu. Saklarsın. Hem de tam arayımın üstünde. Ne zaman istersin beni babamdan? Balamir Yabgu nişanı bozduğu zaman. Kaan seçildiği gün bozacak. Zaten o zaman herkes istediğine kavuşacak. Ars! Yabgu. Ne yaparsın burada? Altı tımarlardım ya bunu. Hemen yola düş. Batıkök Kağan'ına git. Yaman ve Yavuklusu'nun peşine taktığımız adamı bul. Öğren bakalım. Yaman ardımızdan mı gelmiş? Av toyunda tekinleri kurtaran dağbanlara o mu haber vermiş? Var üstüne ya bunu. Bars. Çaşıtlık yapan onlarsa buraya getir. İlk hainlerimizin boyunlarını kıralım. Niye dolaşıp durursun? Asıl sen nasıl böyle durursun? Meclin hepimizi tuzağa düşürdü. Sen tahtı istersin, ben tutkunu. Ama o Çinli, bana tahtı sana tutkunu şart koşar. Ak kızım tuzağı işler de. Balamir yakalarsak Meclin'in tuzağı boşa çıkar. Ya işlemezse?
Ya bir terslik çıkarsa? Kuzubek'ten haber var. Balamir Yamgun'un ordubaşı altlarıyla yola çıkmış. Bak gördün mü? Bak kızın tuzağı işler. Haydi yola düşelim. Avın boldur dağlı. Yeter doyarız. Siz ne yaparsınız hanım? Künata, zehirli sütleyen ağacının yaprağından yarama şifa karar. Ben de ruhuma şifa uyarım. Tütük. Çin elinde savaştaymışız. Beni çorak çatlak bir toprağa uzatmışlar. Bir ozan bu tütüğü üflemiş kulağıma. Babam çok kızmış. Bu bala önce savaş davulu duymalı. Ama siz barış ezgileri üflersiniz. Ola ki han olursa Acun'a nasıl hükmeder dermiş. Gençken hep savaştım. Hep barışı özledim. Hem öç aldım. Hem affetmeyi diledim. Hem davul çaldırıp hem tütük üfledim. Olduğumla olmadığım arasında. Düştüğümle düşlediğim arasında. Bir ozanla bir han arasında. Böyle boş bir kabuk gibiyim. Bugün ozan olsanız ha. Yarın han olursunuz. Bu kolla zor. Üçüncü kurgan kimin? Sabah üç kurgana diz vurup böğür bastın. Biri Tılsım Biken, biri Toygar Han'ın, biri... Meryem'i yutmuştur. Yola çıksam iyi.
Sabah üç kurgana diz vurup böğür bastın. Üçüncü kurgan kimin? Ben mi öldürdüm? Ne oldu? Balamir Yabgu oyuna inandı. Pars'ı peşinize yolladı. Onu sormadım. Sana ne oldu? Alpaguhan. Babamın kurganını sordu. Ben mi öldürdüm dedi. Babamı öldüren Han'a hizmet ederim. Öyle evladım işte. Sen babanı öldüren Han'a hizmet etmezsin candaşım. Sen Batuga Degen'e hizmet edersin. O hazır oluncaya kadar tahtını kurursun, tamam mı? Tamam. Haydi gidelim. Sen burada kal. Biz alır geliriz. Niye? Bu halde savaşma. İyiyim ben. Bak kız. Ormanda odun toplayacağız diye çıktık obadan. Pars gelecek, bizi soracak. Ormanda olduğumuzu öğrenince yanına bir bölük alp takacak bizi yakalamak için. Zaten sırmayı yem yaptık. Bir de aklım sende kalmasın ha. Tamam, haydi alın gel. Kız denen kıza uyduk, içim hiç rahat değil. Balamir'in oyununu kurultaya kanıtlamak için çok iyi bir tuzak bence. Sana zaten o kızın yaptığı her şey iyi, Kaya. Senin daha iyi bir fikrin var mı ana? Varsa söyle, yapalım. Geldiler. Epey kan dökmüşler. Gök Tengri'me alkışlar olsun. Sağ salim geldiniz. İyi misin? İyi. Anlat Saltuk. Tuzak kurduğumuz gibi işledi Degin'im. Akkız'ın arkadaşı Sırma'yı yem yaptık. Pars bir bölük askerle geldi ama önce Yaman Pars'ı bayılttı. Sonra da biz Temur Tegin'imle alplarını doğradık. Pars'ı Akkız'a teslim ettik. O da Albız'ı hanımızın huzuruna götürmek üzere yola düştü. Haklıymışsın. Akkız'ın tuzağı işler.
Üçüncü kurganda kim yatar demeyecek misin? Kınata. Bildiğini mi sorarsın? Yoksa korktuğunu mu? Hey! Hanım, getirdik. Sahte pençeyi üstüme saldığında da hanım mıydım? Olur mu öyle şey hanım? İnanın bunun bizimle hiçbir ilgisi yok. Hatta Balamir Yavgu sizi pençeden kurtardı. Bilirsiniz. Beni pençeden mi kurtardı? Yoksa pençeyle bir olup beni hanlıktan düşürmek için bana tuzak mı kurdu? Hanım, buyruk verin, bunu sabaha kadar sorgulayalım. Bildiği her şeyi öğreniriz. Sorgulayın. Nereden başlıyoruz? Hatırladım. Pençe ordusunu Balamir mi kurdu? Bağlayın. Ne haber? Sorsan uyudu. Ben de üşüdüm bahanesiyle girdim içeri. Üşüdün mü gerçekten? Yok. Üşümedim, sağ ol. Olsun. Sen gene de al bunu. Sence başaracak mıyız?
başarmak zorundayız. Baban hanlığı kaybedemez. Yoksa Türk yurdu yok olur gider. Ama ondan önce sen daha güç bir şey başardın Batu Atagin'im. Çift başlı kurt daha han olmadan dağla göğü bir etti. Görmez misin? Dağla gök, Balamir Yapgu'ya karşı birlikte savaştı bugün. Çolpan Han öcünü unuttu, Alpaku'ya yardım eder. Alpaku Han nefretini unuttu, dağa sığınır. Bu başarı değil midir? Bence soğumadan başaramazdı. Bilirsin değil mi? Bu pençe var oldukça çift başlı kurt tek savaşmayacak. Sen de bunu bilirsin değil mi? O pençe hep var olsun. Yarın kurganı kazalım. Sen de babanın karşısına çıkarsın. Olmaz. Niye? Çünkü kurganı kazıp da damgayı çıkarırsak bitiklerin sahte olduğu ortaya çıkar. O zaman da babam hanımın suçsuz olduğunu öğrenir. En büyük günahıyla yüzleşir. Kolu zaten yaralı. Ruhu da yara almasın dersin. Şu anda ruhu onu savaşta tutan tek şey. Eğer onu da kaybederse Balamir'e karşı direnme gücünü kaybeder. Kendi acısında boğulur. Tahtı da Balamir kazanır. İyi o vakit. Önce Balamir'i yeniyoruz. Sonra kurganı kazıyoruz. Tam da öyle yapıyoruz. Şimdi sen de bakıyorsun. Bakalım şu kaçmayı becerebilmiş mi? Oho! Daha yeni keseliplerim. Bir de Türk'te kurdun çevikliği vardır derler. Bunda manda kanı var. Kendi çok akıllı ya. Kaçtı mı? Hı hı. Balamir Yabgu'yu haber uçurmaya gitti. Uçursun bakalım. Gök Tengri'ye alkış edelim de Balamir Yabgu sizin canınızı almak için sahte pençe ordusunu göndersin. Yoksa kurultaya sunulacak delilimiz olmaz. Döndü. Şimdi sıra sende. Bekler nerede? Çok...
çarşıdaki dükkanların vergileri iki katına çıkartılacak. Zaten yüklü miktarda vergi alırız. Bu sene kıtlık da var. Ödeyemezler. Devlet onları değil. Onlar devleti beslemeli. Beslemeli ki devlet onları koruyacak güce erişsin. Ülke böyle yönetilmez. Halkı küstürür isek isyan çıkar bekler. Koçkar Begim, obanızdan bir elçi geldi. Sizi görmek ister. Buyur Çolpan Hatun. Av toyunda yaşanan her şey Balamir Yabgu'nun tuzağıydı. Bunu ispatlarım. Sen ne dersin Çolpan Han? Doğruyu. Şimdi bunu ispatlamama izin verecek misin? Onurunla adaletin peşine düşecek misin? Sen onu söyle. Uzdubek'e de haber ver. Dağ obasına gidiyoruz. Göktengrim, sen hanıma kuvvet ver. Adaletini ondan esirgeme. Mavi göğü, Yağız yeri, bilge suyu kollayan Tengrim. Güzel sabahlar olsun Leyce. Gelin hatunlar. Sen ne yaparsın? Sen hainini nasıl bölersin? Sarayda yapacağım değişiklikleri haber vermeye geldim Ulu Ece. Ne değişikliği? Alpuk amcamın odasını han babama, Kaya Tegin'in odasını da kendime oda yapacağım. Özel eşyalarınızı içinden alırsanız... Hanın sarayına da, tahtına da el koydunuz. Şimdi de odasını mı istersiniz? Yeni han. Yeni düzen. Ulayıcı. Size yaylar göç edersiniz gayrı.
Yüzün hal ne? Hüseyin, baban gelsin anlatırım. Ama o zamana kadar gel biraz kendini tutayım. Evleneceğiz. Gerçekten inanamam. Kaç günlerdir sanki bir düşte gibiyim. Düş değil, değil mi? Değil. Gerçek. Davanlara haber salan Yaman mıymış? Yamanmış. Kendi itiraf etti. Biliyordum. Nerede o? Zindana mı attırdın? Getiremedim. Beceriksiz. Alpagohan her şeyi biliyor. Nasıl her şeyi biliyor? Ben Yaman'ı alıp size getirmeye çalışırken yolda bana saldırdı. Sonra beni aldılar, Alpagohan'ın yanına götürdüler. Yaman onlara her şeyi anlatmış. Alpagohan dedi ki, av toyunda pençe ordusu kurup kutlu kan akıtmaya çalışanın Balamir Yabgu olduğunu itiraf et. Ben de senin canını bağışlayayım dedi. Onu tuzağa düşürdüğümüzü kurultay öğrenirse? Kurultay ilahını geçerli olmaz. Ben kan olamam. Boynumu vururlar. Seni onlar mı saldı? Ben kendim kaçtım. Alpagohan ve Akkız'ın elinden mi kaçtın? Evet Yavgun. Çünkü ben ellerinde olmazsam delil de olmaz. Sizi suçlamaya çalışsalar bile kanıtlayamazlar. Akıllıca. Sen olmazsan delil de olmaz. Alpagohan nerede? Dağ obasında değil, değil mi? Yok. Toygar Ağa'nın kurganın üstündeki ormanda. Kurganlar? Şayet birlikte gidersek ben size gösterebilirim. Gerek yok. Baba. Nerede olduğunu bilirim. Hayır baba. Baba! Kızma. Seni bir salakla ömür çürütmekten kurtardım. Şimdi ağlama vakti değil. Kurultayı hileyle topladığımızı bilen herkesi öldürme vakti. Başlıyoruz. Hanı koruyun. Sıma çadıra. Toyundaki çapulculara benzer. İmdi bu adamlar Balamir'in adamları mı? Balamir. Balamir bunu nasıl yapar? Birkaçını sağ bırakacaklar. Konuşturduklarında öğreneceksiniz kimin adamları olduklarını.
Olasınız dağbanlar. Kaç yaralı var? İki kişi. Getirin. Getirin, buraya getirin. Oh. Bekler her bir şeyi izlediler. Geriye bu adamın ağzından sahibinin adını duymak mı kaldı? Öyledir hanım. Kutlu kanı akıtmaya kim niyet etmiş, duymak isteriz. Duyalım ki cezasını töre versin. Duydun. Sizi beni öldürmek için kim gönderdi? Konuş, canın kurtulsun. Konuş Albus. Konuş, yoksa canın gider. Ağzını aç. Dilsiz. Nasıl? Bunların hepsi dilsiz. Kusura kalmayasın hanım. Bu dilsizler Balamir'i suçlamaya yetecek kanıt değildir. Göktengri kutunu sizden aldı. Siz de çok üzgünsünüz. Anlarız ama han susar, töre konuşur. Devranın yürümesi gereklidir. Sen ne dersin Uzdu? Demem odur ki oyun Balamir Yapkun'undur. Benim de oyun Balamir Yapkun'un. Kazandı.
Balamir kazandı. Ahbaku iyi mi? İyidir. Balamir'in Alpago Ağa'nı öldürmek için tuttuğu adamlar dilsiz çıktılar. Onları kimin tuttuğunu diyemediler. Uzdubek ve Koçkarbek de bu dilsiz adamlar Balamir'i suçlamaya yetmez. Oyumuz Balamir'e dediler. Dedim size, dedim! Bu oyun tutmaz dedim. Kaybederiz. Yurdumuz elden gider. Ben sizi desteklerim. Çekebildiğim kadar Boybeg'i de yanıma çekerim. Ama şartımı bilirsiniz. Kaya Tekin ile Tutkun bugün evlenecekler. Gayrı, düşünün taşının. Sus, beni dinle. Çolpan Hatun seni Kaya'ya kuma almak ister. Ama Kaya tahta aday olmayacak. Meclis seni iki şartla kurtardı. Sen Kaya'ya kuma olacaksın. Ben tahta aday olacağım. Ne? Bu oyunu bozmanın tek bir yolu vardır. Rahip Taizu. Prenses Meijin. Çok telaşlı görünüyorsunuz. Gök tahta elden gider. Babanız endişelenmemenizi, son hamlenizin çok iyi olduğunu iletmemi istedi. İyi değil. Tutkun denilen kadın ayaklandı. Bana verdikleri sözü her an bozabilirler. Siz zaten beni bu yüzden çağırmadınız mı prensesim? Sizin içiniz rahat olsun. Ecem, konuğumuz var. Rahip Taizu. Ulu Ecem. Hoş geldin. Haberimiz olmadı geleceğinden. Benim de yeni haberim oldu, Ulu Ecem. İmparatorumuz size selam ve saygılarını yolladı. Alpago Ağa'nın tahttan çekilmesine ayrıca üzüldüğünü söylememi istedi. Eminim üzülmüştür. Sağ olsun. Bir de size bir mesajı var. İmparatorumuz der ki, Alpago Ağa'ndan sonra gök tahtına Kaya Tekin geçerse, Çin gök devletiyle yaptığı anlaşmayı bozuldu sayacak.
Bu ne demek? Alpago Han'dan sonra Temur Tekin tahta geçmezse barış bozulacak demek Kaya Tekin. İmparatorumuz ordusunu hazır bekletir. Kurultayda Temur Tekin Kağan seçilirse Çin ordusu evine dönecek. Ancak Balamir Yabgur ya da siz Kağan seçilirseniz Kaya Tekin, işte o zaman üzülerek söylemeliyim ki büyük bir savaş çıkacak. Ulayacağım. Temur Tekin tutkunu saraydan kaçırdı. Eğer erimi hemen bulup geri getirmezseniz babam Acun'da tek bir türkü sağ koymaz. Yaşamınız için dua edeceğim. Ne yaparsın? Düşünürüm. Neyi düşünürsün? Nerede hata ettik de kaybettik onu düşünürüm. Sen hata etmedin. Nereden bilirdin Balamir'in sahte pençe ordusunu dilsizlerden kuracağını? Yok. Bir şey var. Bulamam bir türlü. Çift başlı kurdun. Çift başlı kurdun. Çift aklını da kullansan bazen kaybedersin. Hem üzülme. Balamir'in Kağan olması ülke için kötü olurdu ama senin için iyi bir yanı var. Neymiş o? O Kağan olduktan sonra seni kır çiçek albısıyla hayatta evlendirmezdi. Sana bir sır vereyim mi? Ver. Ben zaten bir yolunu bulur. O kır çiçek albazıyla asla evlenmezdim.
Asla mı? Asla. Alpagohan Künata'yla sütleyen dalı toplamaya gitti. Ananın kurganına gitmek ister misin? Geldi bana. Onu o kadar çok özlüyorum ki. Ben de. Yazgımın yarısı. Baba. Bak bu Batuga. Çift başlı kurt. Pençesi olmaya and içtiğim han. Babanlar bilir. Anasının kurganına getirmişsin ama burada kimin yattığını bile bilmez. Künata, senin bir ağız kopuzun vardı. Gayrı ozanlık bitti. Yurda han gerek.
Han yenildi. Yenilemez. Bak şu kurgana. Sorup durdun üçüncü kişi kimdir diye. Babam. Ben mi öldürdüm? Ben mi canını aldım? Tugay'a tahta kılıcı veren kız sensin. Oğlunu öksüz bıraktığın gün yetim bıraktığın kızım. Baban için üzgünüm ama. Hani sen de dedin ya. Hanların bilediği kılıçlar çelileri keser diye. Benim kılıcım han kılıcıydı Akkız. Kimi keseceğine töre karar verirdi. Kılıcınız hala han kılıcıdır. Pes edemezsiniz. Burada oturup kopuz çalamazsınız. Ya. Ben kaybettim. Kaybettim. Bir kavgayı evet. Ama bir savaşı hayır. Uğruna iki çocuğu öksüz yetim bıraktığınız o hanlıktan vazgeçemezsiniz. Devleti öksüz, yurdu obayı yetim bırakamazsınız. İyi olup hanlığı geri kazanmak zorundasınız. Bizden anamızı babamızı aldınız. Elimizden yurdumuzu almalarına göz yumamazsınız. Bize bunu borçlusunuz. Hanım. Sana ve Batuga'ya andım olsun ki Akkız. Yurdumuzu kaybetmeyeceğiz. Buyruğunuz nedir? Buyruğum. Bir an evvel şu çolak kolum kılıç savursun. Beni çalıştır. Çalıştır ki bütün acının gözünün önünde bu elimle Balamir'i yenmem lazım. Yeah.
kız. Var olsun hak kız. Temur tutkunu kaçırmış. Çoban Hatun. Sırası değil. Tam da sırası. Kaya Tegin. Beni kandırdınız. Bu anlaşma burada bitmiştir. Gayrı dağla gök yeniden düşmandır. Kurultayda oyumda desteğim de Balamire'dir. Bunu böyle bilesiniz. Ana nereye? Dağ. Siz burada kılıç talimi mi yaparsınız? Hatun. Balamir ülkeyi birbirine katar. Halkı vergiye boğdu. Bizi sarayımızdan sürecek. Kendi ordu başını bile öldürdü. Kim bilir daha kimlerin canına kıyacak. Temur tutkunu kaçırdı. Çorban Hatun deliye döndü. En kötüsü Çin kapıya dayandı. Balamir ya da Kaya Kağan olursa ülkeyi işgal edecekler. Alpago, kurultay bugün. Bir şeyler yap. Şeyler yapın. Ayyaş ordu başım. Kızıma göz koymuş. Seni o Ayyaş'a vereceğime bu eksikle gile veririm daha iyi. Ak kız. Buldum. Yol buldum. Sağ bekler. Sol bekler.
güneş doğanda onu karşılayan göğün bekleri. Güneş batanda onu uğurlayan yerin bekleri. Gök Tengri kutunu atam Oğuz Han'ın soyuna verir. Tengri Acun'a sizlerle seslenir, türkü sizlerle yönetir. Ama kutunu geri alır ise, kan kişi tahtından geçer ise ya da uçma göçer ise kurultay kurulur. Yasavul, adaylar kimlerdir? Oğuz Han'ın oğlu Gökhan'dan gelme, altını akça, bakırı pakça, demiri ökçe eden, boylara hükmeden, Bayundur soyu Alpago Han'ın tegini, Kaya Tegin. Güneşin battığı yerlerin atabayı, Batı Gökhanlığı'nın ilbayı, Alpago Han'ın karındaşı Balamir Yabgu. Kurultayın kararı yarlık ola, töre yere düşmeye. Sağıya güven, yaya korku vere. Gök Tengri kurultayımızı kutlu kıla. Oylama başlasın. Biri sizinle Pars Alpı hakkında görüşmek ister. Gizli. Oyum Balamir Bey'e. Oğuz Han'ın oğlu Dağ Han'dan gelme, Bakır Dağ'ın kümesine, Demir Dağ'ın kafesine, Altın Dağ'ın nefesine hükmeden, Salur soyu Toygar Han'ın kızı Çolpan Hatun. Senin oyun kimedir? Oyum. Balamir Yabgu'ya. Thank you.
Çin orduları sabaha sınırda olur. Bunu siz istediniz. Baban sevdiğini öldürmüş diye duydum. Acımaz mısın? Sen ne dersin? Baban Kaan olunca sen ne yaparsın? Sarayda hüküm süreceğini mi sanırsın? Sevdiğini öldüren baban ilk anlaşmayla satar seni. Ya Çin'e ya Moğol'a gelin gidersin. Daha sevdiğinin yasını tutamadan mal gibi satılır, tanımadığın bir adamın koynuna girersin. Bundur istediğin. Açık konuş. Sahte pençe olduğunu itiraf et. Kurultay'da babanın pençe ordusu kurduğunu söyle. Korkma, sana bir şey olmaz, bağışlanırsın. Sonra nişan bozulur, sen de serbestçe istediğin yere gidersin. Alpagohan bana seninle anlaşma yetkisi verdi. Başka bir isteğin varsa de. Bir şartım var. Bağışlanacağım. Ama nişan bozulmayacak. Batugay'la evleneceğim. Niye? Çünkü sarayda hüküm sürmek isterim. Eksik Tekin'le evlenip saraydan hek mi süreceksin ki? Eksik olmadığını biliyorum. Sizi kurganda gördüm. Babam Pars'ı öldürünce çok kızdım. Alpagohan'ı öldürüp suçu babama atacaktım. O kadar kızdım. Batugay'ı senin elini tutarken, bağır basıp diz vururken görünce nasıl şaşırdım anlatamam. Ama hayran da kaldım. Sarayda sana yardım eden de oydu değil mi? Beni babanı zehirlediğim için tehdit eden de sendin. Değil mi Batuga? Sevgili yavuklum. Evleniyor muyuz? Hayır.
Evlenmezsin değil mi? Evlenmem dedim. Boyun mu eğeceksin kötü şey? Niye cevap vermezsin? Evlenir misin yoksa? Aklının yerinde olduğunu söyleyecek de korkarsan. Bizim de elimizde zehir kozu var. Hem söylese bile baban canını almadan ben gider dedenin kurganını kazar. Tamgayı çıkarırım. Kendi canımdan mı korktun mu sanırsın? Ulu Ece'yi duymadın mı? Çin kapıda savaş çıkacak. Savaşırız Çin'le. Gerekirse en önde ben savaşırım. Ona boyun eğme. Öldürürüm onu. Babasını da öldürürüm. Asla evlenmem dedin. Asla dedin. Kırçiçek. Evet. Cevabım. Gökte bir tengri varken yerde iki kağan olmaz. Tekrar savaş benimle. Kazanan kağan olsun. Yenilen kurgana uzansın. Kurultay beni kağan seçti. Seninle savaşmama gerek yok. Çok istiyorsan senin canını burada alırım. Öldüremez. Beni Kurultay Kağan seçti. Beni öldürürsen Kağan öldürmüş olursun. Töre de seni öldürür. Haklıdır. Kurultay'ın seçtiği Kağan'ı öldüremezsin. Ya o Kurultay geçerli değilse? Alpagoan'ı tuzağa düşürüp onun kağanlıktan çekilmesine sebep olan bendim.
Babamın emriyle yaptım. Bu kurultayı hileyle topladık. Geçersizdir. Kazandık. Göğü kurtardık. Gök kazandı. Biz kaybettik.